Fuar katılımcısı Abdullah Yetik'le beraberiz. Merhaba Abdullah Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Bu cihaz nedir acaba? Bize bilgi verebilir misiniz? Bu cihazımız yoğurt sütü dolum makinesi. Otomatik olarak gramajlama makinamız bu. Bu makinede istediğimiz kaplarda gramajlarını ayarlayıp dolum yapabiliyoruz. Şöyle açıklayayım ben size. Makinamızda 4 adet, 4 operatörlü olduğu için 4 adet dolum sayfamız var. Bunlar da istediğimiz gramajı ekrandan piyasaya yazıp dolum yapabiliyoruz. Minimum 150 gram, maksimumda sınır yok. Maksimumda istediğiniz kadar dolum yapabiliyorsunuz. Cihazlarımızda flometreler manyetik olduğu için binde bir hassas. Hassasiyetimiz ölçülüp tartıldığı zaman binde bir hassaslığı yakalamış bir makinedir. Şu an Türkiye piyasasında çok büyük firmalarda çalışıyor. Balans besleme tankımız var. Ürün girişimiz var. Ürün girişimiz buradan balans tankımıza geliyor. Buradan balans tankımızdan 4 ayrı pompa ile sisteme gönderiyoruz. Sistemde de istediğimiz gramajı doldurup hazır hale getiriyoruz. Ekstra makinamızda şöyle anlatayım ben size. Dolum esnasında arkadaşlar inkübasyon odasında ekrana girdiğimiz gramajları inkübasyon odasında dolduruyorlar. O arada inkübasyon odasında bekleme bir süresi var. Yoğurdun pıhtılaşma dönemi. Yoğurt olduktan sonra tekrar soğuk hava depolarına gidiyor. Soğuk hava depolarında tüketiciye hazır hale geliyor. Cihazın dolumu buradan. Tabii, cihazın dolumu şuradan bantlı sistemden geçiyor. Ondan sonra raf sistemine diziliyor. Dizdikten sonra inkübasyon ve soğuk hava depolarına gidiyor. Homojenizatör makinamız. Homojenizatör makinamızın kapasitesi 15 ton kapasite. Saatte 15 ton kapasiteli bir homojenizatör makinası. Homojenizatör makinasının görevi de süt veya farklı ürünlerde yüksek basınç altında ürünü parçalamak. Sütte yağ moleküllerini daha ufak parçacıklara ayırıp çıkarken de aynı molekülleri bileşimini sağlamaktır. Bu yapacağınız ürünün kalitesini arttırır. Raf ömrünü uzatır. Bu yüzden homojenizatör makinesi genelde tercih edilir. Fuar katılımcısı bir firmada çalışan Zara Karaoğlu ile beraberiz. Merhaba Zara Hanım. Merhabalar. Bu cihaz ne işe yarıyor acaba? Bilgi verebilir misiniz bize? Somatik hücre sayım cihazı. Somatik hücreler sütte normal koşullarda düşük miktarda bulunan hücrelerdir. Akyuvar gibi vücut hücreleridir. Süt toplama esnasında asitliğin artmasına ve patojen mikroorganizmaların üremesine sebep olurlar. O yüzden süt toplama merkezlerinde ölçümleri dedekte edilmeleri gerçekten önemlidir. Cihazımız 1 dakika gibi kısa sürede sonuç vermekte. Türk Gıda Kodeksine uyumlu limitler aralığındadır. Ortalama ölçüm limitleri 90 bin ila 1,5 milyon gram bölü mililitredir. Pratik ve kolay bir kullanımı var. Gösterebilir misiniz? Kanıtlanmış bir yöntem. Şu şekilde hemen demosunu yapabiliriz isterseniz. Tamam, çok güzel. Cihazı ilk açtığınızda yıkama ister. Suyu doldurunuz diye ekranda görünür zaten. Toplamda 15 mililitre balona ekliyoruz. Cihazın çalışma prensibini hemen açıklayalım çok kısa olarak. Viskozite ölçüm prensibine dayanıyor. İçeriğine ekleyeceğimiz milkopirim çözeltisi somatik hücrelerin hücre çeperlerini kırarak yoğunluğu artırıyor. Yani içerisinde ne kadar fazla somatik hücre varsa yoğunluk o kadar artıyor ve standart ile karşılaştırarak bunu hücre, mililitredeki hücre biriminden sonuç veriyor ve ayrıca çıktı alma imkanına da sahipsiniz. Demoya başlamak istersek hemen 15 mililitre su ile su balona doldurularak başlayabiliriz. Tuş takımında 4 adet tuşu mevcut. Suyu doldurunuz uyarısı verildiğinde 15 mililitre su eklenir ve OK tuşuna basılır.
Balonun yıkanması gerçekleşir bu sırada. Ve atık toplama kabında birikir. Tedarikçi numarası ister cihaz bizden ve numuneyi hazırlamamızı. Numuneyi hazırlarken 10 mililitre numune yani süt ve 5 mililitre çözelti eklememiz gerekir. Çözeltinin özelliği nedir? Çözeltinin özelliği sütte bulunan somatik hücrelerin hücre zarını kırmak. Ve bu sayede yoğunluk artar ve standartla karşılaştırılır. Viskozite prensibine göre de hücre sayısını belirtir. Numuneyi hazırladıktan sonra tekrar okey tuşuna basıyoruz ve karıştırmayı sağlıyor. Bu devrede Milkoprim çözeltisi ile süt İyice homojen bir şekilde karışıyor. Bu evrede, karıştırma evresinde standartta bizim teknik servisimizden çıkışında 6 kere inip kalkıyor, karıştırma sağlanıyor. Ama tabii ki siz bunu artırabiliyorsunuz cihaz ayarlarında. Peki neyi sağlar bu? Çözelti ne kadar iyi karışırsa somatik hücreyle karışması o kadar daha iyi olur. Şu an ekranda görüntülediğimiz sonuç 9.6 saniye. Yani içerisindeki numunenin akış süresi 9.6 saniye. Bunu standartla karşılaştırmış olarak otomatik olarak ekrana çıkartıyor cihazımız. 90 binden az olduğunu raporluyor şu anda. E üzeri 3, 10 üzeri 3 anlamında santimetre küpünde bulunan hücre miktarı 90 binden az. Normalde ne kadar olmalı peki? Normalde Türk Gıda Kodeksine göre 500 bin mililitredeki somatik hücre sayısı 500 binden az olmalı. Burada görmüş olduğumuz cihazlar ne işe yarıyor acaba, bilgi verebilir misiniz? Yine süt endüstrisine hitap eden cihazlar bunlar. Sütteki antibiyotik tespitini yapmak için kullandığımız twin sensör ve hijyen izleme cihazımız olan Hijyana. Hijyana ve Unisensör distribütörü olduğumuz iki diğer marka. Hijyana ürünü yüzeydeki sudaki ATP miktarını ölçmeye yarıyor. ATP organik moleküllerde bulunan, bütün organik ortamlarda bulunan bir molekül, adenozin trifosfat. Bu ürünü kullanarak ortamdaki, yüzeydeki veya elde de uygulanabilir toplam ATP miktarını ölçüyorsunuz ki bu mikroorganizmal kaynaklı veya gıda kalıntısı kaynaklı olabilir. İsterseniz hemen çok kısa bir demo yapalım. 15 saniye içerisinde sonuç alabiliyorsunuz. Cihaz ilk açıldığında 60 saniyelik bir kalibrasyon süresi var. Test çubuklarımız da bu şekilde. Swap çubukları. Yüzeye uyguladığımız swaplar. Üzerindeki ATP ile
Çubuğun üzerinde bulunan lüsiferaz enzimi reaksiyona girerek bir ışık açığa çıkartıyor. Bu ışık cihaz tarafından ölçümleniyor ve RLU Relative Light Unit cinsinden sonuç veriyor. Reaksiyonun başlaması için lüsiferaz enziminin bulunduğu tübü kırarak 5 saniye çalkalıyorsunuz. Uygulaması gayet basit. Cihaz kendi kalibrasyonunu yaptıktan sonra numune tüpçüğüne ilerliyorsunuz ve 15 saniyede sonuç alıyorsunuz. Bu ATP hijyen izleme sistemi. Bunun dışında MicroSnap isimli ürün, üründeki yani numunedeki Enterobacteria grubu ve E. coli grubu bakterilerinde tam sayımını gerçekleştiriyor. Yani eğer sütte herhangi bir mikrobiyal bulaşma varsa bu cihazda onu buluyoruz, değil mi? Evet, yine bu bulunuyor. 7 saatlik bir inkübasyon süresinde içerisinde E. coli ve Enterobacteria grubundan kaçar adet olduğunu, mililitredeki hücre sayısını dedekte edebiliyorsunuz. Sonucumuz ekranda görüldüğü gibi. Referans değerler hepsi yazılım sisteminde yüklü. Hangisinin kabul edilebilir, hangisinin kabul edilemez değerleri olduğunu ekranda okuyabiliyorsunuz. Plan atayabiliyorsunuz ve 2000 adet testi cihaz hafızasında saklayabiliyorsunuz. Onun dışında yazılıma aktararak da sınırsız sayıda testi aktarıp raporlama yapabiliyorsunuz. Peki bu cihaz nedir, ne işe yarıyor, bilgi verebilir misiniz? Twin sensör cihazı test kitleriyle birlikte beta-laktam ve tetrasiklin grubu antibiyotiklerin sütteki tespitini yapıyor. Uygulaması gayet basit bir cihaz. Kullanımı gayet basit. 6 dakikada sonuç veriyor. Beta-laktam ve tetrasiklin grubu antibiyotiklere bakıyor. Süt alım sırasında kontrol edilmesi gereken iki grup antibiyotiğin varlığı veya yokluğu testi yapılıyor bu cihazla birlikte. Onun dışında Unisensor markasının diğer ürünleri aflasensör, aflatoksin M1 tespit kiti bunlarda. Kodex'e uyumlu olarak 50 ppt hassasiyet tespit limitine sahip, 40 santigrat derecede inkübe ediliyor yine. Diğer antibiyotik test kitleri Trisensör. Trisensör ürünü de 3 grup antibiyotiği tek bir testle tespit etmeye yarıyor. Bu 3 grup antibiyotik beta-laktam, tetrasiklin ve sülfonamid. Fuar katılımcısı olan firmalardan yönetici Mahir Bey ile beraberiz. Mahir Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Fuarla ilgili genel görüşlerinizi alabilir miyiz acaba? Nasıl buluyorsunuz ya da beklediğiniz faydayı gördünüz mü? Şimdi her sene biliyorsunuz bu teknoloji ilerledikçe ürünlerimiz yenileniyor. Yeni ürünler ekliyoruz. Biz 45 yıllık bir firmayız. Bir sürü müşterimiz var. Türkiye'nin her sene müşterilerimizle buluşma imkanı oluyor, görüşme imkanı oluyor. Her sene dört gözle bekliyoruz bu fuarı. Türkiye'nin her yerinden dostlarımız, müşterilerimiz geliyorlar. Yeniliklerden bahsediyoruz kendileriyle. Tanışma fırsatımız oluyor yeni tanıştıklarımızda. Fuar gayet iyi gidiyor. Katılımcıların merakını nasıl buldunuz acaba? Nasıl? Yani katılımcıların merakı. Katılımcılar genelde çok ilgileniyorlar ürünlerle. Burada bizzat ürünleri deneme imkanları, görme imkanları oluyor. Çok faydalı oluyor. Sizler için hazırlamış olduğumuz bir hayvancılık programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.